yurtulanır bir güzel yurtu. Ana dilin yurtusu. Ana dilimizin yurtusu. Bütün Moldo, bütün Gagauziyamız bu ay başlar türlü мероприятиялар bu uğradiyle. Bugünden Çiçek Ali 27'sinde doğdu bir anılmış adam, Protorey Mikhail Çakir. Ama 2022 yıl güzel bir yıl. O adanır, kim başlanır, Dianis Tanasoğlu. Niçin ki bu yıl o tamın neciydi? 22, niçin ki bu yıl o tamın neciydi? 100 yaşını. Onuştum, da büyünkü buluşmamızı adayırız, kim başlayırız? Dianis Tanasoğlu, anılmış yazıcıya, şaire, üreticiye, araştırıcıya, müzikacıya, kompozitora, Gagauz alfabetin kurucusuna, dramaturga, profesora, hin doktora. Şiir ana dilim. Ana dilim, ana dilim, tatlı bal, salkın çiçeği kokusu. Şırasını yüklü dal, vermiş gömeç dolusu. Ana dilim, güzel ses, manem, türkü havası. Onu işiden herkes doymaz, geçmez havası. Ana dilim, gevrek söz, uygun dizili sedef. Ürük fikir ona öz, keyfime verir hep keyf. Onsuz geçmez hiç ağaçlıyım, kuru kalır masalıyım. Onsuz olmaz hiç sağlıyım, kısır gelmez akıllıyım. Doğdu Dianis Tanasoğlu Orak ayın 7'sinde 1922 yılda Kiritlunga köyünde çadır dolayında. Askerliğini Rumun askerinde yapmış. İşledi Komrat Şkolası'nda. Sonra da oldu orada direktör. O pek severdi türkü çalma, pek severdi resim yapma. 1946 yılda o geçer işine çadır kasabasında. Nerede gene olur bir patriot üretici. Pek severmiş oynama, pek severmiş instrumentler de çalma da. Becerermiş de bu işi yapma. Olmuş da üstede olma bir profesyonel üretici bu orada. Bu için o gitti Sankt-Peterburg Tiyatro İnstitüsü'nü başardı. Başka hizmetçilerle barabar çıkardılar ensiklopediye Sovyetler Moldova'nın ensiklopedisi. O beni üretti. Ben onu halizden işittim. Ben onu laflarını sesledim. Ben onu üretmelerinden terbiye edildim. O üretirdi bizi. Gagauz halkın istoriya, kültura, himadiyetleri disiplinasında. Pek arif, pek şakacı bir adamdı ama pek akıllı bir adamdı. Bize yetişti bugünkü günde 80'ci yılların kıyatları. O ilk kıyatlar, hani uşaklar yürenerler, onları Gagauz dilini. Burada biz görüyoruz ilk kıyadı bukvalı, en ilk kıyadı Gagauz dilinde, hem başka kıyatları. Bu kıyatların yardımıyla üreticiler yürenerdiler kendi okullarında. Ama школаларда үйретіші етішмәрді. Оныштан Dianis Tanasoğlu hazırladı, хим götürdü ilk үйретішілік курсларына. Аңғысын, фотосын беше көреміз. Илк выпуск, илк үйретішілер ана тілінде. Өстерді әне школада үйретсін, халис үйретішілер ана тілінде. Дил сырадан, апалы қонларын олсын. Becermekleri dilden uygun. Hep bu vakit uçu gitti olma bir profesyonelce çalışan ilk Gagauz yazıcısı. Uçu gitti yazma kitaplar, anlatmalar, şiirler. Ama hangi temalara göre yazadı Dianis Tanasoğlu anlatacak bize Hristiyan Sar. Bilinir yazıcı, şair, Dianis Tanasoğlu kendi yaratmalarında gösterir Gagauz halkın yaşamasını, değerinden açıklar vatan temasını.
terbiye eder kendi sevgi ana tarafına Buca, hem büyük vatanına Moldova'ya. Yazarken ana tarafı için o meteder onun güzelliğini, sevinir onun geniş çayırlarına, şekli başçalarına, yeşil bağlarına. Avtor gösterir, hani gagavuz küylerine geldi bilim teknik progresi. Radyo, televiziye, traktorlar, kombaynalar, türlü maşınalar. Onuştan Dianis Tanasoglu'nun şiirlerinde en önemli temalar vatandaşlık, sevgi vatanına, ana tarafına, ana diline, halk adetlerine. Açıklayarken vatan temasını, avtor yazar insanın vatandaşlık borcu içinde işleme, çalışma ve kendi ana tarafını daha güzel yapma. Alena Mikhailovna hazırladı bir şiir, hangisini okuyacak? Bellidir bizim tarafın güzelliğini. Neyse o zaman Dianis Tanasoglu görerdi kendi vatanını, kendi halkını. Ama sanırım hani onun o zamanki bakışları bugün de hep benim bakışıma göre durur bizim halkın yüzünde o yer. Dianis Tanasoglu, vatanım. Nyanda çayırlar geniş, bağlarlar dolu yemiş. Nyanda şindir başçalar, çeşmede tatlı sular. Orada benim vatanım, orada doğdu yıldızım. Nyanda yamaçlar yası, podişler de düz başı. Nyanda kırlar çırtmalı, sürüler de trakalı. Nyanda yalpak rüzgarlar, yıldızlı da geceler. Nyanda sırsırlar türkü, uzaldırlar her türlü. Nyanda utancak kızlar, ince ses mani çalar. Nyanda delikanlılar, kara kalpak taşırlar. Nyanda gaydalı düğünler, kadıncalı oyunlar. Sadıçlar da pek nazlı, çalgıcıya zavallı. Nyanda şimdi gün şılır, sevinmekten kâr ağlayır. Ani gagavuz mutlu, yaşamak kısmet buldu. Nyanda iş kaynır, kızgın, zenginlikler insanın. Nyanda traktör sesleri, kâr simfoniye gelir. Nyanda her gün mayaklar, tutuşur yeni şafklar. Nyanda hepsi milletler, ana kardeş uşaklar. Nyanda insan zahmetkir, aydın geleceğe düzeyir. Orada yömürüm canım, orada benim vatanım. Gagavuz literatürasında o vardı toplum bucaktan sesler. Andasını topladıydı Dianis Tanasoglu da o çıktı 1959 yılda. Bu toplum bucaktan seslerin vardı iki payı. Bugünkü günde bizde var o keçik, o pek eski kiyat, pek zor da onu bulma. Ama biz hep o kadar onu bulduk. Bu keçin var iki bölümü. İl bölümünü geride toplanmış folklor. Maneler, türküler, bilmeceler, söyleyişler. İkinci bölümüne geride ilk yazıcıların bizim ilk denemekleri, ilk şiirleri, ilk anlatmaları. Oraya geride onun babası Nikolay Tanasoglu, kendi şiirleri Dianis Tanasoglu'nun, Nikolay Baboglu'nun, Nikolay Arabacı'nın, Kosti Vasilyoglu'nun, hem de başka yazıcıların. Biz hep pek hodulanırız diye. Bu var bizim Gagavuz literatüranın en ilk kedi. Temeli doğru. İleri doğru da Dianis Tanasoglu hep işlerdi. Doğuçi gitti çıkarma. Kendi şiir toplumlarını da. İlk kedi, onlar gene pek zordu onları bulma ama bulduk onları da. Bibliotekalarda köyde birer de o yok. İlk zborni, onun ilk toplumu o Çal Türk'ün çıktı 1966 yılda. Bu kiyatta avtor açıklar 60. yılların atmosferasını. Burada var Leninizm, Hruşşovçin yazar. İkinci kiyat adamın işleri. O çıktı 1969 yılda. Bu kiyatta avtor açıklayır kendi şiirlerinde halk kahramanlarını. Nice Andrei Galatsan, nice Stoyan Hayduk,
yazar poemasının Andrei Galatsan, Anadir Kumrat kalkıntısının yöndercisi için angısı oldu 1906 yılda. Üçüncü kıyadı Dianistaması oldu. O hoşluk, kısmet, şaşti angısı çıktı 1970 yılda. Bu kıyadında o açıklığı koyar bu soruşları. Не у яшамак, не у космет, не у садавалар, не у сосурушлар чекари адаман юнинде яшамакта. Бухир там, бенстир, песокилым, берщир. Йылдызым, Дианиста Насоглу. Думушын сен, бухал кичин шылак. Беллишинден, селератсызлыктан. Сейфтайлар, пекчок саба анчак, салт уянмыш тараф каранлыктан. Гейри калмыш, Bu halk kendi ömüründen, bu halk hem zor bakar te aydınna, pek çok bakmış o karanlığa dünden, bakmaz, inanmaz saygınna. Uyanıklı ama gerçek, derin, o düşleri halizletmeye kalır. Bey yıldızım, şafklı git ileri, hem bıkma hiç ona aydın yetme. Dianista Nasoglu, analar. Nice ilkez gibi sıcak, çiçekli başça. Üzlenmiş kırlangaçlar, keler analar. Yazın hoş yağmur gibi, ilk taze çörek, ilk karpuz, üzüm kara, oler analar. Güzün hep evde döner, fıtası dolu. Kuşku nice turnalar, durer analar. Kar gibi, yalpak, duygun, yeni yıl kovri. Doyulmaz masal onlar, cömert analar. Nice zamanlar yılda analar gelir. Bitkisiz yollar, yıllar, cömert analar. Pek severdi kendi ana dilini. Pek severdi laf etme kendi ana dilinde. Pek severdi türkü çalma ana dilinde. Pek severdi ana dilin oyunlarını, gagavuzların oyunlarını. Severdi oynama instrumentlerde, becererdi oynama kemençede peksle. Onuştan bu sevgi ana diline o göstürdü ta bundan da hani başka dillerden de çevirdi kendi ana diline şiirleri, fablaları, başka yaratmaları. O çevirdi Moldovan hem Rumun yazıcısını Eminescu'yu ana diline. Çevirdi Shakespeare'ı ana diline. Gogol'ı çevirdi, Ivan Andreyevich Krylov'u çevirdi. Çevirdi İvan Andreyevich Krylov'un bir fabulasını Garga hem Tilki. İvan Andreyevich Krylov çevirdi Dianista Nasoglu. Garga'ya bir gün Allah bir parça peynir vermiş. O da konu bir dala peynir ime özenmiş. Düşünme ama yetmiş peynir seydi ağzında. Ne anda nereye tilki oralarda bulunmuş. Duruklanıp bir iki bir tatlı koku duymuş. Sulanmış pekçe ağzı, peynirci ime ne yapsın? Şal ver, yok nice, te yaklaşır ağaca. Kuyrucağını şu sallır, gargadan hiç göğüs almır. Laf kater öyle yalpak, sansın hiç yok solumak. Kuş ağzım, ya ne güzel, ne boynu, ne göşezler. Bir dünne mayıl oler, ne burnu, hem ne tüyler. Seşezin lazım gelsin, nice ay uzun sesi. Çal güzelim, utanma. Bu güzelliğine göre sen çalmağı da beceren. Bizim de aramızda padişah sen olacaksın. Gargının medetmekten başyazı dönmüş hepten. Sevinmekten gülümser. Tilki ya da gay eder, ne kadar yedebilir. Peynircik yere düşmüş, işler bu takım olmuş. Yetiştik bitkiye. Dostlarım söyleme, hani Ağustos'un 25'inde, 2006 yılda Gagavuz halkı kaybetti bir büyük adamı. Angısı Gagavuz kulturasında bir temel gibi durardı. Onun anmak taşı Komrat'ta, Şanlı Aliye'de bulunan büyükü günde.
Ama bizde var büyük bir kısmet, biz sesledik onun şiirlerini. Ama var bir kısmet, sihir etme, onun diri sesini işitme, diri yüzünü görme. Bir küçücük videocuktan koyacağız belki fragment. Nerede sesleyeceğiz bu adamın sesini? Her bir halkın gramatikasını, her bir halkın literatürasını, kulturasını ben duyardım onu, biz karıyız. Bizim dilimizi öğrenmeyiz, öğrenmezdik. Bizim kulturamızı öğrenmezdik, bizim historiamızı öğrenmezdik. Hani onlar yoktu değil mi? Dildiler yazılı. Bakalım ne pek güzel hem zengin dilimiz var. Vardı, hem vardı. Pek uzun, zengin historiamız var. Kulturamız, türlü adetlerle ta dedelerimizden. Bizim kulturamız 6000 yıldan ziyaretti. Ama onlar dildiler yazılı. Tutundum ben yazıları hazırlamaya, hazırladım alfabeti. 57. yılda kuruldu bizim yazılarımız. Açıldı bizim çikolata gagavuz dili. İlk kağıtları yaptım da onlar şimdi nesne burada sergide. En ilkin kağıtları 50. yıllardan, 60. yıllardan, sonra 80. 90. yıllardan birkaç boy kağıt yazdım da çıkardım şkollara dene. Tabir videocuk nerede o çalıyor ki bir kemençesinde nasıl bir toz gibi çalıyor. Onun kemençesi sesi sanısı büyüler hepsini sesleyici sanıyor. Babalarını. Çalıyor türkü, onu da sesleyeceğiz. Kendini becerdi çalma, müziği de yazar. Bütün yaşamasında, bütün yaşamasını gagavuzla, gagavuz kültürasına, gagavuz literatürasına, tiyatrosuna, bilimine, hem pedagogikasına başladı. O var hem kalır, dilsalt gagavuz, ama Rumun hem bütün dünyada kültürasında alan, pay alan bir insan. Bugün onun kıvrak boyunu, güzel yüzünü, yalpak sesini işitip halkımızı, dilimizi sevin. Pek hodulanırız, en pek hoşlanırız. O var bir birim, hem gagavuz kültürünün aydınlatıcısı gibi bir adam. Angısı aklımızda, hem canlarımızda her kere yaşayacağız. Bizim мероприятиямыз bitti, ama bitki de da ben isterim şimdi verme Allah bizim misafirlerimize. İlkin isterim verme bizim üreticiye, Çernioglu Antonina Ivanovna. Oldu bizim üreticimiz. 1993 yılda açan biz gittik üreme Komrad Devlet Üniversitesi'ne. Kim bize ilk karşı çıktı o Dianis Tanasoglu'ydu. Bu adam için varınca anlatmak yok ama ne kaldı benim fikrimde, benim aklımda, hangisini ben büyüğünde getirdim aklıma. Açan biz gittik öğrenme, biz bilerdik yazma gagavuşa, biz bilmedik doğru gagavuşa yazma. Yani çünkü tamam o yıllar gagavuş alfabeti değişti Kirilisa'dan Latin grafikasına. Bu adam ilk kimçe gitti bize öğretmeye gagavuş dilinde. Ben büyüğünde tutuyorum aklımda ikinci katta o auditori. Orada vardı bir büyük bir tahta, bu köşeden o köşeye de elbet ki biz gittik hiçbir şey bilmeyiriz. Biliriz sadece hani var Latin grafikası ama doğru yazma gagavuşa bilmeyiriz. O çekede de tahtanın ne söyleme
sağ tarafın köşesinden yukarıdan da başarardı. Sol tarafın köşesinden de başarardı. Sağ tarafın aşınkı köşesinde. Hani o her bir lafı anlada yazardı bize taftaya da onun ardına biz öyle öyle pek az vakitte öğrendik yazma doğru gagavuşçamızı. Bün sadece olarak üretici bir anlayırım Haliz'den bün. Nosu onun yaptıkları ne kadar büyükmüş onun yaptıkları hani ilerlesin bizim gagavuz dilimiz, bizim gagavuz kulturamız. Bün ben isterim size okuma deme bir denemek şiirimi angısını ben adadım Tana Soglu'ya. Çiftçi ailesinde uşacık doğmuş. Adını baba Dianis koymuş. Hiçbir şüphesiz anne büyüyecek da bütün soyu o andıracak. Ana savaşır çocuğunu büyütme. Yüredip türlü işler yola doğurtma. Anna dayır masal, hem türkü çalır. Çocucak adetleri daha küçükten bilir. Baba alıp kucağına uşa atladır. Yazıcı ol olacak karısına der. Bilgeç adam önümüzde, belli bakıştan. Doğru söylerim ben karı, sen beni inan. Geçti yıllar, çocuk büyüdü, güzel delikanlı oldu. Fikirinde ise hep salt bir, yaratıcılık neden gelir? Da çekeder arama, her bir uğru da deneme. Ba şiir yazma, ba anlatma, ba oluşlar için romanda. Ne işi derdi, hep denerdi. Kiminçe de çalma bilerdi. Tiyatroda spektakl koyma. Rolü Kamil, Kamil Ker oynama. Sıralama neler yaptı? Yetişmeyecek bütün de gün. Ama soyu andırttı. Onu bilirler hepsi bugün. Bağlı dostlar, üreticiler, gimnaziyede bizim Boğurçu köyünde. Yürenciler, imta pahalı misafirler burada kim bulunuyor? Çok sağ ol diyorum Marie Harlan Bey'ine. Angısı büyün. Ah hazırladı öyle bir meraklı, zengin materyallan. Bizim de imkim ona yardımcı oldu. Sağ olun. Ben de tek ettiniz bugünkü toplantıya, topluşa, buluşma. Angısı büyün adınmış bizim klasik literatür uğrunda. Bizim bir büyük şanlı şairci neste bu romanist ilk gagavuzlarda literatürada hem ta çok tarafta o talentli bir gagavuz halkın oğlu Dianis Tanasoglu için sanırım bu büyük fayda getirdi bize de başkasına da göstereceğiz de olacak Gerta'da bence görüyorum burada передача olacak büyüle toplantılar büyüle buluşmaklar pek faydalı. Hem pek önemli bize gagavuzlara. Ben tut bir kapımı tele fikirime girdi tenaş. Halk, her kerem halk uzmanı, açan onun var ana dili. Onu hepsi biliyor. Açan onun var toprağı. Ta pahalı pahalı işler. Üniversitet bizde var. Radyo, televizyon. Ama açan onun var literatürası, yazıcılar var. Onun var istoriyası, onun var kulturası, adetler. Kim açıklamış da bırakmış denince Dianis Tanasoglu çok çok kim ondan sonra çok kıyat kaldı bize. De titi ona deli o halk. Ben öyle fikirme. İmta bir pahalı iş benim fikirme geldi. Yani yakışma bir ve halk ilerlesin, kısmetli yaşasın bugünkü günde de bakışını atsın ileri silah yaşama. Görmeden hem de çevirmeden kafasını giyeri ne oldu geçti yıllarda. Bizde bu bağlantı gösterdi Marie Harlan Bey'le. Bakın ne güzel bu toplantı oldu bizim burada. Ne yaptıklar yapmış Dianis Tanasoglu biz gördük ekranda. Video materyalda, biyografiçeski materyalda, kiyat tarafında da her taraftan. Elbette bu bir şanlı, bir belli, hem de derinden genişten iz bıraktı Dianis Tanasoglu bizim historiyada. Var ta bir laflar her bir halkın arasında. Hani hangi adam talentli, o değilse bir uğurda. O çok
çok yayık her tarafa. Te halis Tanasoglu bu bizim örnek bize diyene bu orada. Nice patriotik esabı adam, nice o pik kavidinle sever, severmiş da gösterir o kiatlanda da, yaratmalanda da ana tarafı, ana diline, insanını kendi. Da ben sevinirim bugün, dolu sevgiyle içim. Sarayman sizin de hani biz kendi historimizi unutmayız. Anılmış klasikleri kim fayda getirmiş öyle pek kaldırmış kulturamızı yüksek uğra. Biz onu unutmayız. Hiç dil yazmanı alalım da bir kere de hepsini analım. Ben de sevinirim size. Sevinti vakıtında getirdim. Sansı bilirmiş ben olacak. İyi o belliydi. Doğru da söyledin. Hani İspolkom bu yıl adadı. Bu yılı bizim anılmış adama klasik literatura uğrunda, kültura uğrunda anılmış Diyanist Tanasoğlu da yılı. Onun için bizim de Gagoz Yazıcılığın Birliği, Anksında ben yönderciyim, Anksında ben de baş redaktör bu jurnalda. Üçüncü sayıda düşündük, ta biz onu yapıyoruz da bıldırkı Kırım ayından deyip hazırlayırız. Neyse, dil uğrunda Fyodor Ivanovich Marinoglu, anılmış bizim yazıcı avdarmadan. Ve ona diyeyim kaba koyacağız. Bu yıl sadim bu numara Diyanis Tanasoğlu der. Elbetki de kim başka koyuyorsa onun yıl onun adına biz gagoz yazıcılar yakışmayıp bize bir türlü başkasını koymaz. Yo işte diye hazırladık. Onun kağıtlığını koyduk buraya kendisini. Ardında da koyduk Kiriyet Gimnaziyi diyeyim olsun kabında. Hem de kendisi ben pek isterdim olsun o İnce yüredici, yüreniciklerin, şu karın, barabar. İçinde de verdik ona materyal, söyledin sen bugün. Kim açacak, okuyacak. Meraklı işler, patriotlerin dolu. De, daha bitkide de var, bakın. Bitkide koyduk, daha resimli de. Resimli de uydurduk. Para göre yaptık bunu. 500 parça, bu jurnal, literatür uğrunda. Düşecek, verilecek. İnce bağışı şey bir şkola, her bir biblioteka Gagoziyde. Biz de fayda getireceğiz bunun. Ama bitirmeye lafım diyeyim söyleme yani böyle adamlar siyerek geliyor dünya toprak yüzüne. Anince çalgıcı, dramaturg, şiirci, rejissör, tiyatrocu, müzikant. Bilmiyorum daha aşam hem pahalı onun hani öyle o seyirde kalkın hani ilk yolcuda giderdi. Onu zor açma, alfavit kaguzlarda. Te bukvalık o zaman, kirilisadaymış ama te onun kağıtları. O programmalı düşünüyor. Ну, arabacılar iki kardeşler yapıyorlar alfabet çok vakit. Ta 46'dan o çeketmiş bu işler onun fikrinde de ben okudum biyografisinde de te 50'de artık neyse Moskova'dan da Kişinov'tan da geliyor izin. Kanun hani gagoz halkı da var kolayı kullansın. Hem de olsun orada kendi yazısı alfabet uğru. Donlar yapıyorlar te o kendisi temelde programmaları. Söyledin sen yürüdüşlüğe kaldı, hazırlayalı kurslarda. 3 yıl okullarda gidiyor bu gagoz halkın, diyeceğiz ya, ana dili. Şükür Allah'a hani varmış öyle bir oğul, şanlı, hizmetçi, adamış yaşaması, bizim istoria, kültura, gagozlara. Unutmaya yakışmıyor birini, ne übür klasikliği. Şükür Allah'a hani bu toplu oldu bugün pek güzel, sağ olun. Siz bilirsiniz mi? Şimdi bakınız, pek sevinirim hani bu yüzyıl dönümünü nişanlanır Gagauzya'da. Hani koydular bir zahmet kültüre tarafına kim çalışır, okullarda hani anma bu adamı. Hem onun yaptıklarını, hizmetlerini Gagauz dilinin uğruna deyini. Ben de saygılıyorum kendi kendime hani hepten de bu bir talentlı kişi ama lazım her bir halkta öyle bir adam olsun hani kaldırsın göstersin bu halkın hani var geleceği zeri varkana böyle adamlar çalışkan kim her taraftan alır yükü üstüne
hani korkmayır. O zaman korkmamış çıkma türlü yüksek uğurlara anma an lazım Gagavuz dili öğrenilsin. Uşaklarının okullarda böyle adam varsa da var niye halk kodulansın. Hem de var kimden alsın örnek. Tabir kere sağ ol derim Marihar Lampevna, Marina size. Hani düzdünüz bu tombarlak masayı, hazırladınız bu sergiyi başlı Dianis Tanasoglu'nun adına. Yaşasın Dianis Tanasoglu'nun adı tiyatro uğrunda, şiirlerde uşaklar da bilsinler. Hani bizim halkta var böyle bir adam. Demeyelim vardı, o var. Sağ olun.